iki kere açılan ve DNA testi yapılan Ali Galip İşer'in mezarı başından yayın yaptı. Şimdi Bahadır'ı büyüten baba Abdullah Bey'in bir akrabası canlı yayında olacak. Rahmetli babanın seni büyüten ailenin yakınıymış. Alo. Alo. Hoş geldiniz canlı yayına. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Öncelikle Bahadır'ı gördüğünüzde ne hissediyorsunuz? Çok duygulandım. Evet. İnşallah bulur. Bulacağından da eminim. İnşallah bulur, bulacağından da eminsiniz. Evet. O bu kadar emin değil ama. alındığı güne dair hatırladıklarınız var mı? Ya da neler söylemek istersiniz? Bu ismi geçen, bahsi geçen mektuplar var. İddialar şu yönde. Ali Galip İşer'i cezaevinde. O dönemlerde Oduncuoğlu ailesine, Neriman Hanım'a ve baban Abdullah Bey'e mektuplar gönderiyor ve yaşarken ben Bahadır'la aramda bir DNA testi yapılmasını istiyorum. Bu testin sonucunda gerçekten benim çocuğumu öğrenmek istiyorum diyor. Ama aile o dönemlerde üniversite sınavına hazırlandığı için psikolojisi bozulsun istemiyor. Evet, ve DNA testini yaptırmıyor. Neler söyleyeceksiniz? Doğrudur. Hatırladığınız neler var? Bahadır'ı dün de izledim yayını. Hastanede Abdullah Bey eczacı olduğu için polislerin getirdiğini. Evet. Daha önceden çocukları olmadığı için Samsun'da başvurdu, çocuk edinmek için başvurduklarını ama kız çocuk istediklerini biliyorduk. Hı hı. Hastaneye polisler getirdiği zaman içimden bir şey koktu diyor çocuğa karşı ve polisler de tanıdığı için Abdullah abi sen evlat istiyordun. Bak çok da güzel. İstersen ailesi buluncaya kadar sen yardımcı ol diyorlar. İçimden bir şey koptu. Bırakmak da istemedim diyor. Ve eve getiriyor. Evde birkaç gün bakıyorlar. Ve bu süreç bayağı uzun sürdü. Yani ailesi buluncaya kadar tamam biz bakalım. 1,5 yıl olmuştu. Bahadır evlat edinemedi. Bu süreçten sonra biz alalım artık. Üzerimize geçirelim dendi. Evet. Ve çok uzun bir süreç geçti. 2-2,5 yılı buldu hatırladığım kadarıyla. Ve nüfuslarına geçirdiler. Daha sonra evleri, bahçeli ve zemin kat, birinci kat olduğu için daha sonra etrafta Bahadır bahçede oynarken bir erkeğin dolaştığını ve Bahadır'ın taşlarına benzediğini fark ediyor. Korkuyor, çocuğu kaçırır mı acaba? Acaba yakını mı? Kimdir bu diye. Daha sonra pencerelerine demir yaptırdılar. Evet. Ve bu süreç bayağı her gün gelmeye başlıyor o kişi. Genç, 25-30 yaşlarında falan. Yani Bahadır da o zaman küçük bahçede oynuyor. Ve bu süreç devamlı her gün olunca korkuyorlar. Kimdir bu? Kaçıracak mı? Ama Bahadır'a benzediğini söylüyordu. Daha sonra karar veriyorlar ve oradan taşınmaya. Aile Aydın'a yerleşiyor. Ondan çok sonra Aydın'a yerleşiyor. Evet. Bakın yani normalde sonra fakat Turhal'da düzeni olan. Şimdi anne ortaokul mezunu, gayet eğitimli bir anne. Evet. Diğer tarafta baba eczacı, orada yerleşik bir düzen var. Bir anda işte sokakta bulunan, bir bahçede bulunan bir çocuğu evlatlık almaya karar veriyorlar. Yasal yoldan her türlü işlemlerini yaptırıyorlar. Fakat onları kemiren ve şüphelendikleri bazı olaylar karşısında yerinizi, yurdunuzu terk ediyorsunuz. Bu kolay kolay yapılacak bir şey değil. Keşke hayatta olsalardı da bir de onlardan dinleyebilseydik hikayeli, mekanları da cennet olsun. Amin. Bahadır'ın verildiği hastanede o gün nöbetçiymiş Zeynep Hanım. Oo. Zeynep Hanım ismini duydum mu? İlk önce bir görüşelim. Tabii. Alo. Alo. Zeynep Hanım selamlar. Kolay gelsin. İyi günler diliyorum. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz canlı yayına.
Bahadır'ın verildiği günü çok iyi hatırlıyorum demişsiniz. Çok. Esra Hanım, sizinle görüşüyorum herhalde. Evet evet, canlı yayındasınız şu anda. Bahadır'ın gözlerinden öpeyim. Çok duygulandım. İlk elime gelen çocuktu. Çok teşekkür ederim. Ellerinizden öperim ben de. Şöyle bir şey Esra Hanım'a anlatayım. Akşam 8 sıraları. Evet. Hava çok bulanık, sisli. Akşam 8 sıralarında iki memur kucaklarında bir bebek getirdiler. Morarmış şekilde burun kısmından çeneye kadar mürekkep dökülmüş gibi morarmış, son nefesinde yani. Hı hı. Hemen açtım ben, apar topar ıslatmış. Ama çok temiz, zıbunlar, bakımlı, uğur ve C işli, üstünde kundak. Çok günkü bakın, gibi hatırlıyorum. Çok önemli, bakın hani alelade bırakılan, hani bir şeye beze sarılmış bir çocuk değil. Yani işlemeli, kundaklı. Kenarları dantelli, hazır dantel geçirilmiş. Evet. Kırmızı, işte siyah şeyliyle de böcek işlenmiş. Uğur böceği. Çok temiz bir bebek ve üstünde göbeğe daha halin üstünde yani düşmemiş. Bir iki günlük demek ki. Bunu bir bahçeye bırakıyorlar. Özgeçmişini biz polislerden öğrendiğimiz öyküye yazılıyor ya, o akşam nöbet şeyinde. Evet. Köpekler saldırmışlar, 2-3 tane köpek bu bebeğe kımıldadıkça ağlayınca uzaklaşıyorlar. O sesle çocuklar oradan geçerken memurlara haber veriyorlar. Polislere bize ağlı getirdiler, iki memur. Yani hemen adını Galip olarak koydum. Dedim bu ileride Galip olacak dedim. İnşallah dedim. Başarılı bir çocuk olacak dedim ama son... Ne? Ragıp mı koydunuz? Galip. 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 Galip, ha, Galip koydunuz. Hayata karşı... Hayata karşı ben Galip koydum. Gelecek. Peki evet. Şimdi 38 Galip. Yaşında o delikanlı karşınızda evet. Hayata Galip şimdi... gelmiş mi? İnşallah. Ama görüşmek isterim. Tabii ki. Ben çok teşekkür ederim yayına bağlandığınız için. Çok sağ olun. Ederim. Anlattıklarınız benim için ve izleyenler için çok önemli. Evet. Tekrardan teşekkür ediyorum. İnşallah Turhal'a geldim. Herhalde Turhal'dasınız galiba. Ben Samsun'dayım. Samsun'da mısınız? Mart sonunda 28'de ben sayılı Samsun'dayım. Anladım. Ben tabii ki orayla görüşüyorum. Tokat'ta, Turhal'da evlerimiz falan var. Yayından sonra ben ekip arkadaşlarından mümkünse telefonunuzu isteyeceğim. Tabii ki. Telefonla şimdi görüşelim. Şimdi Zeynep Hanım, ben başka bir soru soracağım. Şimdi biyolojik babanın iddia edilen şu, Ali Galip İşeri. Düştü, tekrar arayacaktı. Hani iddia eden isim Ali Galip İşeri. İsim olarak da Galip. İsim olarak da Galip konuyor. Çok enteresan. Evet. Rastlantılar. Zeynep Hanım'ı tekrar yayına bağlayacaklar. Yani sevgili seyirciler, o gün hastanede hemşireydi değil mi? Evet, hemşireymiş. Hemşire Zeynep Hanım. 1980 yılı yer Tokat Turhal. Oradaki devlet hastanesinde nöbetçi. Bundan 38 yıl önce bırakılan çocuğu, eğer hatırlıyorsa, ona verdiği ismi hatırlıyorsa, o kadar vakanın içerisinde bir ne anne bir kendisine. Çocuğu nasıl doğurduğunu, nereye bıraktığını gayet iyi biliyordur. Ha, bir babanın 365 günde 365 çocuğu olabilir mi? Olabilir. Ama bir annenin yılda sadece bir çocuğu olur. Evet Esra Hanım, doğru. Haklısınız. Belki de o aileler, şimdi seni büyüten ailenin hep şöyle bir korkusu var. Birileri geliyor mahalleye, üç kadından şüpheleniyor, evet. İşte bıyıklı bir erkekten şüpheleniyor. Demek ki yani Tokat Turhal'da karakoldan bir yere verildiğin öğrenildiyse ve küçük yerse herkes bu hikayeye sahip. Sana da gelen bilgiler, mektuplar, annenin sana söylediği, büyüten annenin söylediği. Evet. Bir, baba... Ali Galip İşeri çünkü iki kere kendisi cezaevinden mektup yazmış, DNA testi istemiş. Annenin de Hacı Bekir'in ya da Kör Bekir'in kızı, dün verilen bir isim var. O da iddia Zülfiye oldu. Zülfiye'nin İstanbul'da yaşadığı,
Hatta bir kızı olduğu ismini Serap koydu. Senden küçük bir kardeşin olduğu iddia ediliyor. Muzulfiye'nin de erkek kardeşleri var. Eminim Kör Bekir'i Tokat Turhal'da tanıyanlar vardır. Ya da Hacı Bekir lakaplı. Lütfen bu iddialarla ilgili Tokat Turhal halkından, işte Hamamcı Mahallesi'nden, Hamam Mahallesi'nden, Gazi Osman Paşa Mahallesi sakinlerinden yardım ve destek bekliyoruz. 38 yaşında gerçeğini arayan bir Bahadır var. Biyolojik anne ve babasının kim olduğunu merak ediyor. Lütfen bize bu konuda yardımcı olsunlar. Bu arada şimdi babayla ilgili iddialar ortaya atıldığında hani DNA testi yapılabilir. Bu bizim toplumumuzda erkeklerin çok daha kolay kabul edebileceği bir şeydiken kadınlar için bu kadar kolay değil. Hele çocuğunu sokakta bıraktırılmak zorunda kalıyorsanız, sizi buna mecbur ediyorlarsa, şu anda biyolojik annenin Tokat Turhal'da 80 yılında dünyaya getirdiği erkek çocuğunu bir bahçeye bırakan biyolojik annenin eminim şu anda bir hayatı var. Belki de evli. Belki de çoluk çocuğu var. Kendisine muhakkak bir yuva kurmuştur. Bir düzen kurmuştur ve ona dair bu geçmişi hiç kimse bilmiyordur. Evet. Sadece şöyle bir ricada bulunacağım. Biyolojik anneye ya da bunu bilenlere. İnanın yayında olmasa bile isminiz bizde gizli kalacak. Kamera arkasında Bahadır'ın gerçeğini öğrenmesine ne olur yardımcı olun. Bunun da sözünü veriyorum size. İnşallah. Eminim bu bilgiyi verecektir. Ben de şunu söylemek istiyorum. Tabii insanlar buraya geliyorlar mesela Bahadır Bey'in yaptığı şey. Ben diyor ki kendi gerçeğimi öğrenmek istiyorum. Biyolojik annemi ve babamı. Evet. Bu onun anayasanın ona tanıdığı maddi ve manevi varlığını geliştirme hakkının en doğal uzantısı. Şimdi bakıyoruz kanuna. Niye bunları anlatıyorum? Çünkü toplumda aslında bunun ne kadar önemli olduğunu hissettirmek için. Aynen. Kanun koyucu babalık davası konusunda eskiden çocuklar bu davayı açamıyorlardı. Evet, doğru. Bir yıllık bir hak düşürücü süre vardı. Ama gelinen noktada Türkiye'de aile ve soy bağı o kadar önemli ki kanun koyucu Anayasa Mahkemesi 2013 yılında o bir yıllık süreyi iptal etti. Artık bir çocuk herhangi bir süreye tabi olmaksızın babasına babalık davası açabilir. Yine bir değişiklikle ne yaptılar? DNA testi vermeye artık hakim zor.